Wow, yüksek belli. Mango'nun pantolonunu buldum. Hepsi bunların 20 TL. Mudo'nun elbisesi. Seç, beğen, al. 5 TL. 5 TL çok iyi aslında. Çok değişik bir şey çünkü. Bakın çok güzel bir tezgah. Selam herkese. Benim Turhan Er. Bugün karantinadan sonra, o kapanmalardan sonra pazara gidiyorum. 4. Levent pazarına gidiyorum. En son annemle Eylül ayında gitmiştik. Şimdi yeniden gidiyorum. O yoldayım. Karşı taraftan gideceğim. 4. Levent metrosundan hemen buraya ulaşabiliyorsunuz. Yürüyerek gelebiliyorsunuz. Safir'in karşısında kalıyor. Aşağıya doğru dümdüz yürüyorsunuz. Sağa doğru girdiğinizde zaten pazarı buluyorsunuz ve çok kalabalık olduğu için, yollar kalabalık olduğu için pazar yolu, o şekilde de rahatlıkla bulabilirsiniz. Pazar videolarımda özellikle nerede ve hangi gün diye çok fazla sorular geliyor. Hep söylüyorum videonun başında hangi gün olduğunu, adresinde bilgi kutucuğunda olduğunu söylüyorum ama yine de herhalde görmeyenler oluyor, duymayanlar oluyor, bilmiyorum. Adreslerin hepsi açıklama kutucuğunda. Ben söylememiş olsam bile açıklama kutucuğundan adresleri ve hangi gün olduklarını bulabilirsiniz. Çok özledim pazar gezmeyi. Bakalım burada neler var ve yani bayağı da gelmediğim için de çok merak ediyorum. Sizler de merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Pazar videolarımı seviyorsunuz. Abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Pazar videolarım çok izleniyor. Videoların çoğalmasını isterseniz, beni motive etmek isterseniz abone olsanız çok mutlu olurum. Bu 4. Levent pazarı salı günü oluyor. Yavaş yavaş o zaman başlayalım. Buraya ulaşım çok kolay. 4. Levent'te olduğu için 4. Levent'te de bir sürü otobüs durakları, minibüs durakları ve metro durağı falan olduğu için çok kolay gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kuş sesleri eşliğinde. Saat 11.30 ama kalabalık gözüküyor. Şu tezgaha bakıyordum önceden. Şimdi de bakalım, kotlar var bol bol. Wow, yüksek belli. Bakalım ne kadarmış burası. Bakın. Güzelmiş. Ben de kot şort arıyordum. Aslında alabilirim. Şöyle elbise de var. Hemen soralım. Evet. Jean şortları burada 35 TL'ye bulabilirsiniz. Etekler de var aralarda. Şöyle. Gayet de güzel şortları çok beğendim ben. Bunlardan bir bakacağım. Şöyle yırtıklılardan da var. Şöyle pembe de var. Gayet tatlı. Bu elbiseler de 50 TL'ymiş. Burada şey de var, ceket de var. Sanırım bunlar da 50 TL. Defacto'nunmuş. Bu neymiş? Dotti. Dotti diye bir şey. Ama küçükmüş bunlar. Küçükler için de varmış yani. Hemen girişteki tezgah göstermek istedim. Burada normal jeanler de var. Genelde de böyle white leg bol geliyor. 35 TL. Darlar da var. Renkler çeşit çeşit. Gördüğünüz gibi griler de var, siyahlar da var. Lacivertler var, bejler var, hakiler var. Bayağı büyük yani. Yırtıklılar var. Şöyle detaylılar var. Güzelmiş detayı. Şunlar biraz kilolu gösteriyor ama. Evet, pijamalar 20 TL. Rengarenk şallar. Şallar, şallar. 10 TL. Kaliteleri de güzel yani. Pamuk bunlar, böyle sentetik falan değil. Gayet güzeller. Canlı renkler de var. Böyle koyu renkler de var. Bu da yine girişte bir tezgah. Şu anda inanılmaz bir simit kokusu yayılmış buraya. Canım çekti ama ben kestim yani. Gluteni falan kestim bu ara. Bu aralar yememek için kendimi tutuyorum. Çünkü beni rahatsız ediyor. Gerçekten kötü oluyorum. O yüzden bıraktım. Bakın bakın ceketlere bakın. Şöyle çok güzel bir tezgah.
100 TL'ymiş. Ceketler. Taytlarımız 60 TL. Şöyle spor üstler 15 TL. Şöyle modeller modeller. Desenler desenler. Böyle tatlı tatlı üstler 15 TL. Şurada başka taytlar da var, şimdi onları da göstereceğim. Bunlar da gördüğünüz gibi 15 TL sporcu üstler. Spor sütyenleri. Korse de varmış arada. Aradan korse de çıktı. Kurcala kurcala karıştır. Burada da 50 TL'likler varmış. Bunlar biraz daha ince. Evet, her şey 5 lira olan tezgaha bakar mısınız? Çok kalabalık ama aralardan bakacağım bir şeyler var mı diye. Evet, 5 TL, 5 TL. Seç, beğen, al. 5 TL. Yumuşacık bir üst. Sonra şöyle bir gömlek. Kısa kollu. Sonra triko. Yani karışık burası. Her şey var. Etek var, elbise var. Böyle gömlek var, tişört var, her şey bulabiliyorsunuz. 5 lira çok iyi aslında. Çok değişik bir şey çünkü. Bu böyle değişik kombinlenince falan. Ama bana büyük sanırım bu. 40 bedenmiş. Böyle. Bu güzel değil. Ama sezonun rengi. Tam o renk. Böyle tişörtler var daha çok. Etiketli ama çoğu da yani. Bunlar ikinci el falan değil. Çocuk şeyleri. Pijama varmış. Şöyle basic atlet alabilirim aslında. Şöyle dantel detayları var. Sonra şöyle triko bir üst buldum ama bu büyük bana. Çok tatlı bir şey. 5 liraya çok tatlı. Renkleri de çok tatlı. Ama bana büyük. Şöyle etiketli falan yani. Şöyle bir short. Parlak parlak. Bu da yine sezonun rengi yemyeşil. Şöyle bir tişört. Bir sürü şey var. Şu atleti alabilirim. Evet, hala 5 TL'lik tezgahtayım ve trikolar da var. Trikolar alıp aslında seneye stoklayabilirsiniz. Mesela çok tatlı iş. Mesela şöyle çocuk şey trikosu var. Çocuklar zaten hemen büyüyor. Küçük gibi durmuyor ama çocuk şeyi bence bu. Böyle etiketli falan. Burayı iyice kurcalamak gerekiyor. Evet, şöyle yol ayrımı oluyor şu şekilde. Şurada da giyim kısmı oluyor. 5 TL'lik kısımda size göstermek için geriye gittim. Şurada yani şu aradan girmeden burada hemen bilginiz olsun. Böyle devam ediyor. Evet, terlikler 15'e 25'e. Şunlar 25 TL. Bu şekilde. Şöyle sandaletler de var aralarda. Şunlar var. Rahat gibi gözüküyorlar. Şunlar da 15 TL. Bak bu rengi var 38. Plajda falan da giyilebilir herhalde. 60-70 TL. Evet, şöyle bir tezgaha geldim. Stradivarius'un şeyini buldum böyle. Uzun. Şöyle Mango'nun pantolonunu buldum. Hepsi bunların 20 TL. Şöyle şortlu etek. Yılbaşını anımsattı bana. Çiçekli elbiseler var. Waikiki'nin. Bir sürü marka var burada. Mudo'nun elbisesi. Şöyle. Müşteriye vereyim de seni. Müşteriye vereyim mi? Tamam. Hay, buraya şapkacı gelmiş. Ne kadar bu bakıt şapkalar? Bunlar ne kadar? 20 lira mı? Yazarım 20 lira mı? Evet, renkleri de güzelmiş. Bunlardan alırım tabii ki. Almazsam olmaz. Şunlar ne kadar? 10 lira.
Babam Zara'nın durumunda. Orijinal Zara'lar boynarlar önünde 50 lira ya. Şöyle renkli de var. Şunun böyle birkaç renkli olmasına bayıldım. Renkleri de soft, güzel. Daha canlı renkler olsaydı canlı renklere bakardım ama yok. Ama kalitesi gayet güzel. Bakın içi de böyle. Bu şekilde. Gayet tatlı. Bunlar böyle hem yağmur geçirmiyor hem de terletmiyormuş. Gayet de güzel bir kalitesi var. Bakın böyle renklisi. Ay çok tatlı. Aa, Zara da varmış. Zara çek olarak girsin, baksana oradan. Bakın aynısı var. O kendisi zaten. He. Bakın dolaptan da bakabilirsiniz. Burada da satışları varmış. Aa, Zara'lar var yani. Evet, buradan bakabilirsiniz. Anya Moda. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, trend çantaları bulduk 50 TL'ye. Bunların askıları da oluyor. Renkleri çok güzel. Şunlar da 50 TL. Pazardan bulabilirsiniz. Instagram'dan satıyor musunuz? Evet, Instagram'dan da. Venti Design'dan bakabilirsiniz bu çantalara. Eğer gelemiyorsanız. Şöyle pijama takımlarımız. 100 TL. Şortlu da var. Şortlu da var. Pantolonlu da var. Şöyle erkek takımı var. Böyle devam ediyor. Ama ben bu kısma gireceğim. Çünkü burada da güzel ürünlerin olduğu burası böyle sebze pazarı gibi gidiyor. Ama sonra giyim pazarı da vardı en son. Değişmediyse. Şimdi ona bakacağız. İpek yol mavi falan satan bir tezgah vardı. Oraya bakacağım. Bu arada bugün bu saçlarım asla düzelmedi. Maşalar yaptım, sonra taradım, sonra kabarttım, bir şeyler yaptım. Asla olmadı. İkinci gün olduğu için sanırım. Bugün böyle. Maalesef biraz saçaklıyım. İdare edelim. Ay, bulamadım. Bulamadım maalesef. Burada daha çok böyle eşofman değil, pijama tarzı şeyler var. Çatam. Yine 5 TL'lik bir tezgah ve neler neler var yani kurcalayınca. Özellikle şu pantolon çok iyi. Şöyle. Kaşe yani çok iyi. İkinci el falan değil ve beğenmemiş bu. Bu bana olursa bakayım ben bunu. Sonra çocuk tişörtü. Renkleri yine çok şeker. Sonra şu elbiseyi beğendim ama tabii ki çok büyük. Renkleri çok hoş. Mesela bu elbise nasıl 5 TL olabilir? Çok iyi bence. Sadece bazıları çok eski trend, eski moda yani. Şu da güzelmiş. Bandana yapmalık filarlar var. Bunu Zara'nın modeline benzettim diye baktım ve direkt Zara'ymış. Bakar mısınız? Önemli değil. Çok tatlı. Bunu yakın zamanda gördüm. Eskiden görmedim yani. Bunu alayım ben. Medium ama alırım. Evet, bunların bedenleri yokmuş çünkü. Bunlar genelde böyle teker tekermiş. Bu da çok güzel. Evet, şöyle yukarı doğru gittim ama buralarda pek bir giyim yok. Böyle takıcılar var. İşte çamaşırcı, halıcı falan var. Banyo halıları varmış. Sonra böyle meyveciler falan var. O yüzden burayı dönüyorum. Şöyle tatlı bir takıcı var. Renkler her yerde tabii ki. Şu kolyeler ne kadar acaba? 5 TL'ymiş aslında, bunları alayım. Renkli yazın takarım. Şunlar ne kadar peki, bileklikler? Şu 5 lira. Gayet güzel. Rengarenk kullanılır. Halhallar da var. 5 TL. Bileklikler. Bakın bunların hepsi 5 TL. Tabii ki bunlardan aldım. Yazın çok güzel oluyor, renk. Bir de minik böyle yan yana koyunca gerçekten çok tatlı oluyorlar. Hep 5 TL burası. Çok güzel bir tezgah. Sabah bir halsizdim. Şimdi resmen enerjim yerine geldi. Saat de 12 falan yani. Ama kalabalıklaştı. Bakalım biraz daha bakacağım. Kurcalayacağım. Burada bolca böyle pijama gördüm sanki. Çok fazla gördüm.
çok çeşit var. Jean'lere bakalım, jean'lere. 135 TL civarında. 110 liradan 150 TL'ye kadar. Keten de var. Kargo pantolon da var. Kargolar ne kadar? 110 lira. 110 TL. Zara'nın orijinal bu. Evet, burada böyle pijama tarzı ürünler var daha çok. 10 TL'ye. Kaliteleri çok güzel ama yumuşacık. Gayet güzel. Altlarda böyle tight'lar da var. Büyük bedenler de var. XX large'lar var. 4X large'lar var. Şöyle güzel bir tezgah buldum. Gömlekleriniz ne kadar? 80 lira. Ben onu çok beğenmiştim. Şöyle güzel elbiseleri var. Şöyle. Uzun tunik gibi elbise 50 TL'ymiş. Desenleri de çok tatlı. Uzun elbise isteyenlere. Bakın fiyatlar yine 50 TL civarında. Pantolon da çok güzel, döküm döküm. Rahat rahat, tam yazlık. Evet, burası da 15 TL. Şöyle seksi bir şort. Sonra şöyle etiketli bir etek. 15 TL burası. Şöyle bluzlar çok vardı. Bende de var, hatta Defacto'dan almıştım. Burada 15 TL. Şöyle tişört. Şöyle jean. Şahane iki tane pantolon buldum. Mesela bu cepleri falan çok güzel. Şöyle bir jean çıktı karşıma. Sonra şöyle bol beğendim. Bol pantolonlar çok kurtarıcı oluyor. Askılıyla falan rahat rahat yazın giyiyorsunuz. Deseni de çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada böyle. Bol bol bunun da bedenleri varmış. Şu neymiş? Pırıltılı pırıltılı böyle bir dallı güllü bir üstmüş. Bu ne? Çok büyük bir beden. Tight galiba. Şöyle. Yine bir sürü çeşit bulabiliyorsunuz. Yani ne çıkacağı belli olmuyor. Bak çocuk şeyi çıktı mesela. H&M. Çocuk tişörtü gösteremedim. Tişörtü değil, bodysi. Yumuşacık. Çok şeker. Şurada önce dokunun diyor. Hemen dokunalım. Bakalım kalitelere. Evet. Bakıyoruz, test ediyoruz. İncecik ve gerçekten güzel. Bu da normal. Yumuşacık. Penyelerden. Şortlar ne kadar? 25 lira dantelliler. Dantelsizler 20. Tata! Mayolar, bikinler. Mayolar 60 TL'ymiş. 65 pardon. Çeşitler, çeşitler. Güzel çeşitler. Fena değil. Bakılabilir. Şöyle takımlar 50 TL'ymiş. Bakalım desenlerine. Evet, onlar ne kadar fiyatlar? 50 mi hep? Hepsi 50. Şöyle süngerliler de var. Şöyle straplezler de var. Şu şekilde ekoltis var. Şunlar tatlış. Şöyleler. Bir sürü bir sürü. Değişik değişik. Ha şunlar tatlıymış sanki desenleri. Bedenleri var mı? Tamam. Şunun deseni çok hoş. Güzel güzel. Mayolar, bikinler yine pazardan bulabilirsiniz.
Bakın çok güzel bir tezgah. Hindistan'dan orijinal kendisi getiriyor kuzeni. Ha öyle mi? Tabii ki. Hindistan'dan geliyormuş. Hindistan'dan. 200 TL. Evet çok güzelmiş. Ne kadar bunlar? 250 lira. 250'ymiş. Ha iki çeşit var galiba. Burada da var. Burada da var. Bakabilirsiniz. Çok hoş. Runner'lara buradan ulaşabilirsiniz. Bir de elbiseler var diye değil mi? Tabii tabii. Elbiseler de var. Hindistan'dan. Teşekkürler. Buradaki elbiseleri de göstereyim size. 180-170 o civarlarda. Böyle elbiseler var. Gömlekler var. Hepsi otantik otantik. Gördüğünüz gibi Hindistan'dan gelmiş. Değişik bayağı. Bakın nakışlarına falan. Çok güzel. Çok hoş. Bakın benim çok sevdiğim yüzüklerden buldum. Benimki de benziyor bunlara. 30 TL civarında. Şunlar hep çok trend. Biraz da erkek ürünlerine bakalım. Burada 35 TL'ye şöyle. Tişörtler. Zara'nın modeli. Şunlar ne kadar acaba? Bunlar 240. Evet, 240. Gördünüz mü? 240 TL. Yani Bottega'nın aynı modelini yaptılar diye 240 TL ve deri değilmiş. Şaşırdım. Şaşırdım. Yine şöyle etnik bir yer buldum. Şantalar ne kadar? 130. 130 lira. Çok güzel değil mi? Plajlık. Üstte de var. Şöyle de var. Bayağı tatlış. Elbiseler yine. Rengarenk. Tril tril şort cenneti var burada. Bunlar çok rahat oluyor. Üstüne hemen beyaz bir şey ya da işte istediğiniz renk, uyumlu bir renk. Hemen giy çık. Altına sandaletler. Tamamdır. Hazırsın. Yaza hazırız. Fiyatı da çok uygun. 20 TL. Evet, pantolonları da var 35 TL'ye. Yine rengarenk. Çeşit çeşit. Renkler tril tril. Pantolonlar. Çok güzel bebiş kıyafetleri var. Ne kadar şu takım? Takım ne kadar böyle? 60 TL. Çok güzel elbiseler var. Böyle battaniyeleri de var. Bornozları da var. Böyle çok tatlı bir çocuk tezgahı. Şu çanta ne kadar? Bunlar 50 lira efendim. ...35-45 o civarlarda çantalar. Bakın hangi modelleri buldum. Meşhur Yeezy deniyor sanırım. Şunlar ne kadar? 110 lira. 110 TL. Trendyol'da ne kadar bilmiyorum ama buradan da bulabilirsiniz. Burayı en başta çekmiştim böyle. Bir de daha küçükleri var. 5 TL ve renklere bayıldım yani. Şimdi yine buradan bir şeyler alacağım sanırım. Ivır zıvırcı, takıcı, aksesuarcı modundayım bugün. Hep öyle şeyler aldım. Ama gerçekten bunlar çok tatlı oluyor yazın böyle. Bandana şeklinde takınca. Ben çok seviyorum. Bakın şöyle telefon şeyleri. 35 TL telefon kapları.
Bugün de böyle iyi ki bu trikomu giymişim. Yani tam mevsime uydu. Bunun böyle kolları da oversize, böyle şey yarasa, buradan hava mava gidiyor. Yoksa böyle sweat mivet giyecektim. İç polarlı olacaktı ve pişecektim. Ya da kısa kollu giyecektim. Bu sefer de üşüyecektim. Böyle arada kalmıştım ama çok iyi oldu bu. Bunu daha yıllar yıllar önce Zara'dan almıştım. Bayağı oldu. Yine bu yol kenarında böyle yine ürün satan insanları görebilirsiniz şimdi. Ben metroya doğru gidiyorum. Eve gidince nere aldığımı göstereceğim her zamanki gibi. Ama çok fazla bir şey almadım. Daha çok aksesuar ve takı odaklı oldu bu sefer. Ama hepsini göstereceğim. Evet, eve geldim. Şu anda çok karanlık bir hava var. Umarım görüntü güzel gözükür. Üstümdekiyle hemen başlayalım. Bu biliyorsunuz Zara ve 5 TL'ydi. Bu medium bana büyük gelir diye düşündüm. Şu kısmı tam oldu. Şöyle. Şu alt kısım böyle bol geldi ama çok da kötü durmuyor bence. Böyle şirin de duruyor. Bence çok güzel. Şuradaki yarım puan diye biraz sinirimi bozdu. Tam orada da böyle bir şey gibi, sanki arkası burasıymış gibi ama değil. O birazcık sinirimi bozdu ama 5 TL'ye nerede böyle bir şey bulabilirim ve Zara, yani Zara olduğunu da hatırladım ben bunu görünce. Rengi de zaten sezonun en trend rengi, biliyorsunuz yeşilin bin bir türlü tonu trend. Bence çok tatlı, özellikle siyahla güzel olur diye düşündüm. Altına siyah güzel olur, ya yani beyaz falan da olabilir ama siyah daha böyle tam takım olur, güzel olur diye düşünüyorum. Kıyafet olarak sadece bu bluzu aldım ama şimdi aksesuarlara bakacağız, bir sürü şey aldım. Fularları göstermiştim, bir en başta bir en sonunda göstermiştim. Bunlar saten kayabilir de diye düşündüm, olmadı şuradan böyle siyah tokayla tuttururum diye düşündüm, tel tokalarla falan. Hemen bunların desenlerini göstereyim. Bunlar 5 TL'ydi. Çok tatlılar gerçekten. Yazın ben çok seviyorum. Gözlükleri takıyorum. Böyle renkli bandanalar takıyorum. Çok seviyorum. Ya da böyle bant şeklinde de olabilir. Bu da böyle yazın. Marin temalı. Güzel bir flar. Boyları da böyle minik minik. Tam bandanalık yani. Şöyle boyuna falan da yapılabilir tabii ki. Bir sürü bağlama çeşitleri var biliyorsunuz. Böyle gömleklerle falan da çok yakıştırıyorum ben. Şu anda hiç güzel olmadı ama gömleklerle falan, beyaz gömleği düşünün. Sonra bunu böyle bağladığınızı düşünün falan filan. Böyle çok tatlı oluyor. Ben çok seviyorum. Yazın böyle kıyafetinize renk katmak istediğinizde bu bandanaları kullanabilirsiniz. Bunları çantalara da takabilirsiniz. Böyle bileğe de takabilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur bunları. 3 tane aldım. Tanesi 5 TL'ydi. Evet, şöyle bir sürü minik minik takılar aldım. İnce ince, küçük küçük, narin narin. Gerçekten çok şekerler. Şöyle mesela üçünü kullandığınızda böyle ayrı bir hava katıyor. Tek olunca da ayrı duruyor. Ve tek olunca sade duruyor. Ama böyle hepsini kullanınca şöyle gösterebildiğim kadar rengarenk duruyor. Böyle enerji katıyor biliyorsunuz. Renkleri çok sevdiğim için bunlarda da böyle renkli renkli şeyler aldım. Yazın çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Hepsi birlikte olunca ne kadar güzel oldu. 4 tane aldım ama 4 tane nasıl böyle havamı değiştirdi. Havasını değiştirdik yaptım. Öyle oluyor. Çok güzel oluyorlar. İncecikler, narinler ve tanesi 5 TL. Çok sevdim. Bilekliklerim de aynı. Böyle takım olabilir bunlar. Bunu unutmuşum. Böyle bir body almıştım. Bu da 5 TL'ydi. Sadece kıyafet olarak bunu aldım diye hatırladım ama böyle 5 TL'ye bir body aldım. Ya bunu giymeme pek gerek yok bence yani. Dümdüz bir şey. Şöyle minik bir danteli var. Yakasında 5 TL yani. Dışarıda giymesem evde giyerim. Çok tatlı. Evet, biliyorsunuz şapka çılgınlığımı. Yaz şapkalarım eksikti. Böyle de şapkalar istiyordum. Ve çok beğendim bunları. Renk tonlarını çok güzel buldum. Çok güzel gerçekten renkleri. Şöyle dikişi ortaya getirip iki renk olduğunu gösterebilirim bu şekilde. Gerçekten renk tonları çok hoş. Böyle soft renkler. Mavilerle, işte jeanlerle, jean şortlarla, beyazlarla falan gerçekten çok güzel olur. Renkleri çok güzel. Sonra bir de bu Zara modelini almazsam olmaz dedim. Böyle deseni var. Biliyorsunuz bu Zara. Zara'nın sitesinde göstermişti beyefendi, biliyorsunuz. Göstermiştim size de. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Ve Zara'nın da modellerini satıyorlar. Bu arada şapkamı gösteriyorum konuşurken. Bakabilirsiniz. Dolaptan da göstermiştim zaten videoda.
bu saçlar zaten dün kötüydü. Şimdi daha da kötü oldu. Evet, bakıyorum. De şemsiye koymuştum. Bez yandıma ama yağmur yağmadı. Şu an yağacak galiba ama çok karanlık oldu hava. Evet, bugünlük bu şekildeydi. Umarım pazar videomu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok özledim. Kadıköy pazarı videolarım falan da devam eder. Kumaş pazarı videomu da çok beğendiniz. Kumaş pazarı videosu isteyenler olursa tekrardan çekerim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve tabii ki kanalıma abone olmadıysanız abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bye bye.